yapılan promosyon ihalesiyle ilgili burada toplanmış bulunuyoruz. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kardan hakkımız olanı istiyoruz. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3 ile 5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri kurumlar tarafından revize edilerek yeniden ihaleler yapılmaktadır. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakamlar 30 ile 40 bin arasındaki bir seviyeye çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramıştır. Enflasyonla faiz arasında açılan makas bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor. Çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor, elektrik, su faturalarını ödeyemiyor, kara basanlar görüyor, intiharın eşiğinden dönüyor ya da intihar ediyor. Biz emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken elbette seyirci kalmayacağız. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kardaki hakkımız olanı istiyoruz. Biliyorsunuz hükümet bir kanun değişikliğiyle 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış olduğu bu kararın benzerini emekçilerin lehine de promosyon anlaşmaları için alabilir. 26.09.2022 tarihinde İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen banka promosyon ihalesine toplamda 5 banka katılmış olup verdikleri miktarlar emekçilerin beklentilerini ve taleplerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Verdikleri tekliflere bakıldığında bankalar kendi aralarında anlaşarak ihaleye katıldıkları görülmektedir. Halk Bankası 12 bin, İş Bankası 18 bin, Akbank 20 bin, Yapı Kredi 16.500 ile ihaleye katılmışlardır. Yapılan açık arttırmada ise ihale 24.500 liralık teklif ile Halk Bankası'na katılmıştır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Malatya Şubesi olarak dünkü ihale toplantısına gözlemci olarak katılım sağladık. Sözleşmenin maddelerine ve miktarına itiraz ettik. Ancak rektörlük adına katılan yetkililer ile diğer sendikalar adına katılım sağlayan arkadaşların bu durum karşısındaki tutumlarının emekçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu bir kere daha gördük. Sonuç olarak Halk Bankası'nın 24.500 liralık teklifi rektörlüğün onayına sunulmak üzerine değerlendirilmeye alınmıştır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak tüm emekçilerin
lehine olacak bir şekilde promosyon ihalesinin yeniden düzenlenmesi için bugün sizlerle burada toplanmaya tepkimizi ortaya koyma iradesini gösterdik. Buradan bir kere daha rektörlüğe ve yetkililere sesleniyoruz. Eğer bankalar karşısında elinizin zayıf olduğunu düşünüyorsanız biz emekçiler buradayız. Hiçbir şekilde bankalar karşısında elinizin zayıf olduğunu düşünmeyin. Yok eğer siz de bu yapılanların bir parçası olmak istiyorsanız yine size mesajımız şudur ki biz emekçiler buradayız. Taleplerimizi dile getirmeye, hakkımız olanı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Son olarak söylüyoruz ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına.